Evet. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Öncelikle tanıtım yapalım. Ördek avına geldik. İrfanlı barajındayız. Biraderler avlandı. Şimdi çayımızı da koyduk. Buyur Hasan. Sayın arkadaşlar, bulmuş olduğumuz boz ördek, yeşil ördek ve behriden oluşan ördek çeşidimiz vardır. Biz bunları parçaladık Erdoğan abiyle beraber ve tuzla marine ettik. Birazdan kısık ateşte, yani közde bunları ilk 20 santimde pişireceğiz. Sonra 15 santimde, sonra 10 santimde, sonra 5 santime kadar indireceğiz. Arkadaşlar, biz bu ördekleri her şeyden önce size tanıtmak amaçlı, hobi amaçlı avlıyoruz, gösteriyoruz. Hadi acıktım deme de. Kusura bakmayın. Biraz böyle gösteriş gibi oldu ama görmüş olduğunuz bu etler hakiki yaban ördeğinin etidir. Aynı zamanda bunu doğada yediğiniz için daha lezzetli ve daha tatlı olabiliyor. Evde yediğiniz zaman bu hazı ve tadı vermiyor. Burada kara demlik ve köz odun közünde inşallah biz pişireceğiz. İç organlarından da kalbi ve taşlığını alıyoruz arkadaşlar. Karaciğeri de yenir aslında, da onu da aldık. Onu da pişireceğiz. Ben pek tercih etmiyorum karaciğeri. Sayın arkadaşlar, durumundan ibaret. Şöyle közümüzü de göstereyim de. Çay da kaynamak üzere. Ha, şöyle de gösterebiliriz abi. Burada da taşlıklarımız var. Erdoğan abi onları da parçalıyor. Sayın arkadaşlar. Kuşlarda bulunan taşlık. Taşlık kalp. Şöyle köpe dizerim kanka. Ciğer. Oo. Köpte pişsin daha iyi olur. Oo. Eline sağlık. Bıçak da bir kesseydi. Abinin bıçağı kör olur mu lan? O şeyden kaynaklanıyor Erdoğan abi. Vurduğumuz ördekleri parçalıyoruz ya. Çok ördek vurduk, çok kullandık. Ondan diyelim de bari karizma bozulmasını. Yok, şey kullanıyoruz ya. Önezi yapmak için ağaç kesiyoruz ya. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Espri yaptım. Arkadaşlar, tüfekleri de göstereyim. Süperpoze değil. Ney bu? Otomatik. Otomatik. Yarı otomatik mi? Tam otomatik 2 mi? 2+1. 2+1. Yarı otomatik bir tüfek. Neymiş bunun markası? Armsan. Armsan'ın yarı otomatik tüfeği. Orada huğuluyla kralım var. Koca huğulu. Burada Queen Victoria Magnum var arkadaşlar. O da yarı otomatik. Yarı otomatik. Made in Turkey. Türk malı. Adamlar içmiş. Şişeyi de buraya atmış arkadaşlar. Çevreye zarar vermeyelim lütfen. Buna bakalım. Bu da kralın süperpoze. Huğulu mu bu? Evet, o huğulu. Şu mu kralın ki? O karşıdaki otomatik. Kralın yarı otomatik, öyle mi? Queen yazıyor. Ha, bu alt markası herhalde. Güzel silahlar. Benim silahım yok arkadaşlar. Ben balık avcısıyım. 100.000 TL'ye aldı. Şakacı seni. Adamlar diyor sen bunlar nasıl? Gözümüze bir de bakalım. Gerçek avcı diyormuş. Yorum yapıyormuş. Arkadaşlar. İrfanlı'da büyük bir dağ var. Tabi bu dağın ismi yok da tepe olarak geçiyor. Bayağı büyük ama 1 kilometre falan var. Otobanda kenarından geçiyor. Bu arka taraf Şerefli Koçhisar. Koçhisar'ın oradaki küçük tepelerin arkasındayız. Burası biraz daha çökük olunca daha büyük görünüyor. Çayımızı demleyeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Başka bir avda, balık avında inşallah görüşmek dileğiyle.
İyi seyirler diliyorum arkadaşlar.